Hepinize yepyeni bir haftadan, yepyeni bir perşembeden merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımda yeni bir konuk var. Peki kim konuğum? Selin Çalışkan. Kimdir Selin Çalışkan? 8 yıldır moda ile ilgilenen, bir modeli olan, firmaları styling hizmeti veren biriyim. Selin'in kendi moda evi var. Evet. Stilist. Evet. Modacı. Kitlendim. Kişiye özel tekim yapan bir hat kotur. Yok, o kadar üst düzey dikiş yapmıyoruz. Kimse kimseye kandırmasın da. Ha, tamam. Basit, basic dikişler yapan. Yok, o da gömlek oluyor. Şimdi burada kavramlara girmeyelim. Peki bugün Selin'le ne yapacağız? Makyaj. Harika. Harika bir detay bilgi verdiği için Selin'i alkışlıyoruz. Bugün Selin'le arkadaşlar düşük gözler için makyaj önerilerinde bulunacağım. Size düşük gözlere nasıl makyaj yapmanız gerektiğini ya da düşük gözlüyseniz kendinize nasıl makyaj yapmanız gerektiğini göstereceğim aslında. Selin'in şu an makyajının bitmiş haliyle gözlerinin düşük olmadığına bakmayın. Aslında Selin'in göz kapakları düşük. Değil. Makyaja ilk başladığımız anda az sonra hepsini göreceksiniz. Gözlerim düşük değil. Düşük. Değil. Düşük. Ayrıca kare suratlı da değil. Selin'in yüzü kare arkadaşlar. Canın yüzü kare. Benim yüzüm ters üçgen. Ters üçgeni bize yüzünde bir çizebilir misin Can? Nasıl yani? Şurada bir çıkıntın var. Böyle gelmiyorsun. MasterChef'i bak... izleyen varsa MasterChef'te Ayyüce var. O ters üçgen. Kendisi burjuva olduğu için genelde Netflix izliyor. Ben genelde belgesel izliyorum. Doğayı nasıl katlettiğimize dair belgeselleri çok sık takip ediyorum. O zaman sürdürülebilir yaşam fikri festivalinden haberim vardır. Tabii ki var. Peki. Selin göz kapakları biraz düşük olduğu için günlük hayatta ya da özel günlerde kullanabileceği makyaj önerilerini ben uygulayacağım. Selin'le de o sırada tabii ki sohbet edeceğiz. Çünkü ben çok güzel makyaj yapıyorum. Bence makyajın en sinir kısmı burası. Yüzümüz böyle bir şey oluyor. Şimdi tabii ki her zaman söylüyorum, makyaja başlamadan önce cildi nemlendirmek çok önemli. Ben bu formatta sprey ürünler kullanmayı çok seviyorum makyajdan önce. Hem sabitlemeye hem cildi sakinleştirmeye yarıyor. Aynı zamanda nemlendiriyor. Bir de en güzel yanı da şu. Kapatalım gözleri. Yüzünüze sıktığınız kişinin suratındaki böyle garip olan ifadeler. Şimdi nemlendiricimize geçiyorum. Bu ben göz makyajını yaparken cildinin sakinleşmesini sağlayacağım. Güzel kokuyor. Evet. Derde çaldı. Bilinen bir marka mı? Neutrogena. Arkadaşlar sadece pahalı ürünler güzel değildir. Bunu her zaman söylüyorum. Daha önce market alışverişine çıkmıştım zaten. O videomda şu tarafa şöyle Selin'in üstüne doğru linkleyeyim. Oradan dilerseniz uygun fiyatlı markalardaki güzel ürünlere de bakabilirsiniz. Şimdi konsiller mi süreceğim Selin'in aslemini oluşturmak için? Bu arada sana çok merak ettiğim bir soru soracağım. Benim de küçüklük hayalim, çocukluk hayalim, lisedeki hayalim ve üniversiteye girmeden önceki hayalim hep modacı olmaktı ki bu herhalde popülasyonun %50'si modacı olmak istiyor kadın erkek fark etmeden. %80. Nasıl modacı olunur? Sadece okul okumak mı gerekli? Bununla ilgili anlatmak istediğim şeyler var mı? Yok. Bence eğitime alınmalı bir şekilde çünkü bazen basit görünen şeyler, eğitimsiz olmayan şeyler. Hı-hı. Çünkü mesela ben şu an, sen de biliyorsun, çekimlere styling hizmeti de veriyorum. Hı-hı. Ben bunun eğitimini aldım. Benim tabii ki şuna inanıyorum yani göz zevkim var, yapabiliyorum. Neden olmasını anlıyorum ama hani eğitim şart çünkü renk bilgisi diye bir şey var. Gardırop bilgisi diye bir şey var, trendler var. Yani bunların eğitimini alıp belli bir sistematiğe oturtulması gerekiyor. O yüzden bence herkes yani okulunu okuyamıyorsa bile bununla ilgili bir kursa gidebilir. Modacı olmak ne? Yani sadece dikiş dikmek mi, tasarım yapmak mı? Ne? Yani modacı olmak dediğim kavram ne? Yani bir hocam vardı, cığılı cığılı meslek olmaz demişti. Yani biz mesela modacı da değiliz bu arada baktığımda. Biz modacı değil aslında stilist diye geçiyoruz.
Yani işte kalıp, dikiş ve tasarlayan kişi. Ama direkt yok moda tasarımla ilgili bir bölümse bu zaten stilist diye geçiyor. Tasarlayan kişi olarak geçiyor. Bizde mesela bazı insanlar diyor ya make-upçı. Bizde make-upçı diyoruz. Make-upçıyı geçti. Sabah bir telefon görüşmesi yaptı. Makyajcı. Gözüme de düşük diyorsun. Gözün düşük ama. Selim, ben bu gözünün üstündeki alt bazı yaparken peki makyajla olan ilgini nasıl anlatırsın? Sıfır. Koca bir sıfır. Ne yapıyorsun mesela günlük hayatta? Hiçbir şey. Giyiniyorsun. Giyiniyorum. Evden çıkıyorum. Hiç rimel, eyeliner, kalem, hiçbir şey yok. Aslında bu koronadan önce yapıyordum az çok. Hani ne yapıyorsun? BB krem sürüyordum. Hı-hı. Rimel sürüyordum. Ruj ve ağırlık sürüyordum. Mesela niye BB krem sürüyordun? BB daha böyle doğal göründüğü için hem nemlendiriyor hem daha iyi duruyor diye sürüyordum. Cildin uygun olup olmadığını bilmiyor musun? Tabii kullandığını bilmiyor musun? Değil. Nasıl aldın mesela o günü? Bir arkadaşım kullanıyor. Ben bilmiyorum. Sadece bir ürünün kaliteli ya da iyi olduğunu aslında markanın duruşu, statüsü, fiyat aralığı bunlar belirlemiyorlar. Bazı markaların gerçekten çok kilit ürünleri oluyor. İşte onu 10 liraya alamazmışsınız böyle iyi duracak bir ürünü, performansı yüksek bir ürünü gibi bir algı oluyor. O yüzden insanlar mesela böyle işte uygun fiyatlı aldığı ürünlerden çok çekiniyorlar söylemeye ya da bunları paylaşmaya. Ben şey düşünmüyorum yani bu marka kötüdür, bu marka iyidir. Her markanın mutlaka güzel ve kötü ürünleri var. Performansı daha iyi. Bir de zaten az önce sana BB kremi sorma nedenim oydu. Yani kadınlarda çok büyük bir yanlış algı var. Şöyle oluyor mesela, sen arkadaşından ürün önerisi alıyorsun. O sana söylüyor bence çok güzel kullan diye ama onun cilt yapısıyla senin cilt yapın benzer mi bilmiyorsun bunu alırken. Hı. Mesela işte cildinde aknelenmeye neden oluyor, cildini bozuyor ve sen o ürünün neden olduğunu dahi bilmiyorsun aslında. Aynen. O yanlış bir algı. Birazcık daha ürünü araştırmak ve cilde uyumluluğunu ölçmek gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi gözümüzün alt zeminini oluşturdum. Şimdi düşük gözlerde dikkat etmemiz gereken şey tamamıyla dış noktalara, gözün dış noktalarına odaklanmamız. Şöyle, düşük göz deyince mesela selin de bozuluyor. Bunda aslında üzülecek ya da bozulacak bir şey yok. Bu tamamıyla gözün yapısıyla alakalı. Direkt karşıya baktığımız zaman gözün göz bebeğinden itibaren açı olarak burası normalden, yani badem göze göre daha hızlı bir şekilde aşağı indiğini gösteriyor aslında. Burada açı olarak birazcık daha aşağı doğru bir hızlı bir iniş olduğu için burayı sanki daha düz geliyormuş gibi, daha badem gözmüş gibi göstermemiz gerekiyor. O yüzden en önemli yapmamız gereken şey göz bebeğinden sonraki noktalara, gözün bitim noktasına koyu renkli ürün uygulaması yapmak. Ben 2 tonlu ürün uygulaması yapacağım. Siz dilerseniz tek tonla da bunu tabii ki çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Kalem dağıtıp yapabilirsiniz. 2 renkli far kullanabilirsiniz. Tek renkli far kullanabilirsiniz. Ben burada geçiş renkli, bakır ve acı kahve tonlu bir makyaj önerisi. Hem günlük hayatta çok rahat kullanabileceğiniz hem de özel günlerde çok rahat kullanabileceğiniz bir makyaj stili olacak. Sağ ol. Severim bu 2 rengi. Hangisini kullanacağımı da söyleyeyim mi? Şununla şunu mu kullandın? Evet. Çünkü herkes onu kullanıyor. Her gelini onları sürüyor bu arada, onu da söyleyeyim. Ya benim standart bir makyaj algım var arkadaşlar. Sadece bakır ve kahve makyajlar yaparım. Onun dışında hiçbir makyaj uygulaması için gelmeyin. Evet. Yapmıyor çünkü. Şey, sosyal medyamı incelerseniz oradaki makyajlarımda bu renkleri çok az göreceğinizi garanti edebilirim. İsterseniz görürseniz bana SS alıp ekran görüntüsünü atabilirsiniz arkadaşlar. Sen de hiç makyaj yapmıyorsun. Yapmıyorum. Yapmak zorunda mıyım? Herkes makyaj yapmak zorunda mı? Evet. Neden? Biz böyle para kazanıyoruz. Artık kazanamıyorsunuz da. Evet arkadaşlar, şimdi şu far paletinde gördüğünüz bakır renkli farı geçiş rengi olarak kullanacağım. Ve arkasındaki altında bulunan şu acı kahve olan diğer farı da asıl gözünüzü yükseltmek için kullanacağım. Dediğim gibi siz tek renk bir ürün kullanabilirsiniz. Tek acı kahve, tek bakır renk kullanabilirsiniz. Hiç önemli değil. Önemli olan uygulama noktaları aslında. Şimdi uygularken ben size nasıl yapmanız gerektiğini anlatacağım. Az bir miktar farı kapatalım. Gözün bitim noktasında
göz bebeğine doğru hiç bastırmadan uyguluyorum. Sen far sürdün mü hiç hayatında senin kendine? Hiç sürmedin. Far paletin var mı peki? Yani hiç far sürmeyen birinin far paleti olmaz herhalde. Peki neden bu kanala konuk oldun? Neden ben seni konuk aldım? Hemen konuk değiştirelim. Arkadaşlar diğer konu alalım. Oradan devam edelim. Videosu çekiyorsun diye sadece makyaj mı konuşmak gerekiyor? Yok. O zaman. Tamam. O zaman şey politika konuşalım. Selin bak şimdi şöyle gözüne hafif bir miktar tek renk farı sürdüğümüz zaman bile karşıdan görebiliyor musun? Şu an gözüm uçtu görünmüyor. Sağ ol. Ben de bir şey göstermeye çalışıyordum o sırada. Gözün aslında otomatik şöyle yukarı doğru kalkmış hissi veriyor. Şey, aynen. Gerçekten kalktı. Adam ben bu işi biliyorum ya. Maalesef. Tasarımcı kısmı oturuyor mu Türkiye'de bu kavram? Var mı yani tasarımcı diyebileceğin birisi? Yani İstanbul'da var. Ama tabii Ankara daha onun için çok fazla yok bence. Belki yeni gelen mezunlar, yeni gelen çağla birlikte bunu değiştirebilir ama ben gelinlik sektörü için konuşacak olursam gelinlikte zaten öyle bence artık Ankara için söyleyeyim ve birkaç kişi için söyleyeyim. Tasarlamak diye bir şey kalmadı zaten. Pinterest'te görünen modellerin birebir aynısı yapılabiliyor. Taklit mi yapılıyor yani çoğunlukla? Yani kimine göre esinlenmek, kimine göre taklit etmek, kimine göre ben yaptım demek. O kişiden kişiye değişiyor adlandırdığı şey ama bence artık birçok tasarımcı zaten Pinterest tasarımcısı bence. Sana Instagram'dan Ankara'da bilinen gelinlikçilerden bir tane gelinlik seçelim. O gelinin aynısını Pinterest'te yurt dışına yapmış birini gösterebilirim. Direkt. Sen de çakma şeyler yapıyorsun. Hayır. Ben geçen Instagram'da soru cevap yaptığımda da bunu cevapladım. Ben ilham... Ben... İlham aldığım noktalar var benim. Yani özellikle ben eski düğün fotoğraflarından çok fazla ilham alıyorum. Zaten eski düğün fotoğraflarından aynısını yapamam. O tarzda danteller ve aplikler yok zaten şu an. Aynısını bulsan demek ki seninkiler de birebir aynı olacak. Aynısını zaten yapmam. Çünkü aynısını yaptığımda onu satamam zaten yani. Şimdi o zaman aradaki fark şöyle. Onlar güncel şeylerden esinlendiği için taklitçi oluyorlar. Sen eski şeylerden esinlendiğin ve aynı kumaşı bulamadığın için tasarımcı mı oluyorsun? Hayır, aynı şey değil. Arkadaşlar bugünkü konumuz bir modacının dramıydı. Bir modacının neler yaşadığını sizlere acı bir şekilde dile getiren Selin Çalışkan'ı sahneden alıyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Gidin. Biz makyaj konuşmak istiyorduk. Mesela sence ben bir soru soracağım. Ankara'daki make-up'lar için soruyorum bu soruyu. Sizde de mesela sürekli aynı makyajı yapan yok mu? Var. Aynı makyajı yapmayan var mı desek daha doğru. Ben. Can yapmıyor tabii. Güldük, eğlendik Selin'cim. Konumuza dönelim. Koyu renkli fara geçiyoruz. Şimdi geçiş rengi olarak kullanacağım farı şöyle dış kısımdan göz bebeklerine kadar şöyle homojen bir şekilde blending brush'la yaydım. Küçük bir blending brush aldım şu şekilde. Koyu renkli farımı ucuna aldım. O fırçanın ucu normalde o renk mi? Yok değil işte kahverengi. Sen beni kekliyorlar. Kahverengi aldım ucuna. Selin'cim bak şimdi. Açık renkli bir fırçamız var, tamam mı? Bunu kahverengi fara şöyle değdirdiğimiz zaman ucu kahverengi oluyor fara. En çok dikkat etmemiz gereken şey şu. Bu aydınlık rengi, geçiş rengi olarak kullanacağımız rengi birazcık daha rahat bir şekilde yayabiliyoruz. Burada sadece gözün bitim noktasından, şöyle gösterirsem, şurada tam göz kapağımızın bitim noktasından şu katlanma bölgesi, kriz bölgesi dediğimiz yerin şurada bir V yapıyor göz. Sadece oraya lokal bir uygulama yapacağız ama tabii ki oraya böyle koyup bırakmayacağız. Orada da yumuşak bir geçiş olacak. Sen fırçamızı kullanırken çok geniş hareketler yapmamaya özen gösteririz. Daha minimal hareketlerle sadece şurada oluşan V kısmını uygulama yaparsak gözümüz otomatikman kalkmış olacak. Ben uygulamayı şimdi yapıyorum, siz oradan takip edebilirsiniz. İki gözü kıyasladığımız zaman
Bakın çok hafif bir uygulama bile bu gözün hemen yukarı doğru kalkmasına neden olmuş oldu. Aynı işlemi öbür tarafa da yapacağım. Yeterli görmediğiniz ya da arttırmak daha koyu olmasını istediğiniz zaman bu koyuluk miktarını tabii ki çok rahatlıkla arttırabilirsiniz. Şöyle iki tarafa da aynı uygulamayı yaptım. Gördüğünüz gibi. Şurada dış kısımda koyuluğu az miktar tutmak aslında makyajın daha natürel olmasını sağlıyor. Bunu tabii ki göz bebeğine kadar getirebilirsiniz uygulama yaparken. Kalem sürüp dağıtabilirsiniz, eyeliner dağıtabilirsiniz, koyu renkte tek far kullanabilirsiniz. Bunları üstüne basarak tekrar söylüyorum. Ama iç kısma daha aydınlık bir renk ve sadece şu dış kısma, şuradaki V şeklini oluşturacak kısma daha koyu bir renk kullanırsanız makyaj her zaman daha aydınlık ve daha natürel durur. Bunu günlük hayatınızda ya da özel günlerde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Mesela Selin bunu bundan sonra iş yerine giderken, kendi moda evine giderken her gün sabah tekrar edecek, değil mi Selin? Bu tür gözlerde düşüklüğü tamamıyla ortadan kaldırmak istiyorsanız ilk aşamanız tabii ki şu gösterdiğim dış kısmı koyu renkli ürün uygulaması. Sonrasında eyeliner ya da göz kalemiyle gözünüzün iç kısımlarına ince, dış kısmına daha kalın bir uygulama yaparsanız bu düşüklüğü tamamıyla ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Yapmak zorunda değilsiniz ama ben Selin'in gözündeki düşüklüğü tamamıyla ortadan kaldırmak istediğim için bir eyeliner de mutlaka şimdi destekleyeceğim. Ay bu çok zor. Şu an oluşabilecek görüntüler için özür diliyorum. Çok zor. Şimdi aşağı doğru bakalım. Allah'ım. Aşağı bakalım. Senin de ince bir ürünle tenini kapatacağım. Kullandığım ürünleri bu arada aşağı hepsini tek tek yazacağım. Merak edenler oradan bakabilirler markalarına. Senin bu arada sana şey soracağım. Hep gelinlik vesaire bunlardan konuştuk, modadan konuştuk. Sen aslında yakın zamanda bir yepyeni bir oluşuma başladın. Evet. Han Fabrics. Evet. Nereden çıktı? Olayı bize biraz özetlemek ister misin? İsterim. Hatta bak bunu daha çok isterim. Doğa dostu kıyafetler. Yani vegan kıyafetler aslında. %100 bitkisel kumaşlar ve %100 bitkisel boyalardan yapılan kıyafetler yapıyorum. Bir yıl uğraştım aslında. Bir yılın sonunda ortaya bir şeyler çıktı. Ve aslında sen de biliyorsun, satmayacaktım ben onları. Öyle duruyordu bir yıl boyunca. Sonra işte bu pandemi ile birlikte evde otururken ya ben bunları neden satmıyorum? Dolarlar çıktı o sırada. Ürünün vegan olması kısmını ben şöyle onu bir türlü kafam, yani tamamıyla bitkisel şeyler kullanıyor. Peki mesela böyle aldığın bir şey, bu da koton mesela. Kot bu ya. Bunun vegan olmamasını sağlayan şey ne? Boyası mı? Boyası. %100 doğal bir kumaşı üretip ürün satmaları mümkün değil çünkü bu fiyata satamazlar. Çünkü onların dokuma metrajları ve fiyatları çok farklı. Doğal olarak mesela senin bu üstündeki ürün zaten boyadan kimyasala girdi, bitti ve bu koton değil. Yani koton. Değil. Markası koton olabilir ama. Hayır, örnek koton. Marka koton değil. Arkadaşlar pahalı. Kesin kotonmuş. Et canım. Ben tabii bu ürünleri merak eden kişiler için açıklama kısmında mutlaka Selin'in bu Han Fabrics ürünlerinin linkini aşağı ekliyor olacağım. Selin'in kendi profilini de ekleyeceğim. Merak edenler oradan bakabilirler. Yazıkla şöyle yüzünü boyutlandıralım. İhtiyacı yoktu ama. Senin yüzün biraz geniş ve yuvarlak. Senin yüzün biraz kareli ve köşeli ve... Bak onu okeyim. Şu köşenin farkı var, yuvarlak değil yani. Yuvarlağımsı kare. Yuvarlağımsı kare. Kendi yüz şeklinizi merak ediyorsanız gene şöyle üst köşeye size yüz boyutlandırmada detaylı yüz boyutlarını anlatmıştım. O linke ulaşabilirsiniz. Bunu da senin yüzünü de şöyle yapabiliriz. Bütün bu saçları geriye çektiğimiz zaman çıkan şekle bakıyoruz. Köşeli. Kare. Kare diyemezsin. Çenem sivri. Olayda şöyle bir şey var Selin, yüz şeklini belirlerken %100 kare çıkması ya da %100 yuvarlak çıkması beklemiyoruz ana hatlarının. Yüzün nasıl? Benimki ters üçgen. Aha, kare değilim ya.
Komik mi? Karesin Selin. Arkadaşlar Selin dinlemeyin. Selin'in yüzü kare. Değil. Kareymiş bir yüzmüş gibi düşünün. O yüzden burada yapmamız gereken şey ise şöyle köşeleri yapmak olacak. Styling yapmıyorsun şu anda, hani firma yok ya. Şey, kendi göstermeye çalışmana gerek. Anlık. Evet. Hep aynı poşeyi kullandım. Makyajın başından beri aynı poşeyi kullanıyorum arkadaşlar. Siz yeni poşelere geçiş yapın. Merhaba, ben Mecan. Aslında Hacettepe Biyoloji mezunuyum. Öyle demiyorum. Hacettepe Biyoloji mezunuyum. 8 yıldır make-up'la ilgileniyorum. Daha doğrusu make-up artistim. Şimdi aşağıya Instagram'ın linkini koyuyorum. Oradan beni inceleyebilirsiniz. Hiç öyle bir şey yok. Biyolojiyi tamamıyla kırsal bir kesimden büyük şehre gelmek için kullanmış. Genelde canın etrafında pek kimse kalmaz zaten. Biz de iş için işte öyle. Zorunlu. Çok popüler ve bilindik bir marka sahibi olduğum için benim arkadaşım çok bilindik. Tanınmış. Tanınmış. Ünlü. Nasıl ünlü? Famous, iyi para kazanan, iyi iş yapan, çok piyasada adı sanı olan. Evet arkadaşlar, bugünlük uygulamamız bu kadardı. Gördüğünüz gibi Selin'e düşük gözleri tamamıyla kamufle edecek, günlük hayatta ya da özel günlerde kullanabileceğiniz bir uygulamayla finalimizi yaptık. Öncelikle Selin'e tabii ki bugünkü kanalıma, videoma konuk olduğu için teşekkür ediyorum. Hadi ben de sen teşekkür de teşekkür edersen, ha, tamam. Bana bu güzel makyaj yaptığın için ben de teşekkür ediyorum. Rica ederim. Buradan eve artık karantinaya gider misin? Elde rahat fotoğraf çekersin. Yıkamadan gittim diyorum. Zekice. Şöyle diyeceğim. Selin'i bu zekice tavrından dolayı tebrik ediyorum. Asla makyajınızı yıkamadan yatmayın arkadaşlar. Küçük bir kamu spotu şurada da yazacağım. Bence herkes yıkıyordur be. Yıkamayanlar var, ben bunu biliyorum. Ve tabii ki kanalıma abone olmayı unutmayın. Sosyal medyadan beni takip edin. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki hafta yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize yepyeni bir haftadan, yepyeni bir perşembeden merhabalar arkadaşlar. Bugün benimle sevgili arkadaşım Selin Çalışkan var. Selin Çalışkan kendine ait moda evi olan... Bir insan. Bir insan. Stilist. Modacı. Stylingci. Tasarımcı. Cığdacı. Kimdir Selin Çalışkan? Söylüyor musun? Yok dursun, sen sakla kendin içinde. Selin Çalışkan kimdir? Kendi moda evi olan, kendi halinde çalışan bir insanım yani. Gariban. Gariban. Öyle olsam güzel olurdu bak. O ne? Hayır be, çok bak şey oldu. Hayır. Bebek gibi oldu. Bebek gibi. Ve evet arkadaşlar, bugünlük uygulamamız bu kadar. Öncelikle sevgili Selin'e, kanalıma bugün konuk olduğu için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ardından size teşekkür ediyorum. Neyle sapattın acaba?